Selamlar herkese. Başlıktan da anladığınız üzere sizinle bu videoda M2 çipli MacBook Air deneyimlerimizi paylaşacağız. Bunu konuşurken hem kendi deneyimlerimizi aktaracağım hem de ilk defa Mac kullanan Şeval'in deneyimlerinden de yararlanacağım. Bir Mac almayı düşünüyorsanız video içerisinde size bazı yorumlarımız da olacak. Öncelikle şunu söyleyeyim bu benim ilk Mac cihazım değil. Üçüncü Mac cihazım. Aynı zamanda bilgisayarı sadece oyun oynamak için kullanan birisi de değilim. Hatta hiç değil. Oyun konsolunda oyun oynamayı tercih ederim. Bilgisayar camiasında da yabancı değilim. 2018 yılında bilgisayar mühendisi olarak mezun oldum ki geçmişimde de zaten sürekli bilgisayar başındaydım. Biz bu bilgisayarı Apple'ın web sitesinden aldık. Apple'ın web sitesinde istediğimiz gibi bu bilgisayarı özelleştirdik. Özelleştirme yüzünden bu bilgisayarın gelişi biraz uzadı. Bir hafta kadar gümrükte bekledi ve sonrasında UPS kargo ile elimize ulaştı. Bu konuları ele aldığım bir video kanalda olduğu için şimdilik yüzeysel geçiyorum. Detaylar için MacBook Air satın alım sürecini anlattım. Şu videoyu izleyebilirsiniz. Bilgisayarı satın alırken Apple size iki farklı şarj adaptörü seçeneği sunuyor. Biz tek girişli olan modeli tercih ettik. Bunun en büyük sebebi bilgisayarı daha hızlı şarj edebilmekti. Diğer adaptörde biraz çıkış gücü düşük ancak iki tane USB Type-C çıkışı olduğu için siz belki onu tercih edebilirsiniz. Kutudan çıkan şarj kablosu aşırı sağlam olmasına rağmen biz bu kablonun dışını bir örgüyle destekledik. Kutu içeriği hakkında çok fazla bir şey demek istemiyorum. Cihaz, şarj kablosu, adaptörü ve bazı kağıt parçaları var. Videolarda gördüğünüz bilgisayar 13.3 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan yıldız ışığı rengindeki model. Ancak bu bilgisayarın açıkta durduğuna bakmayın. Çoğunlukla bu bilgisayarı kılıf ile kullanıyoruz. Boyut ve ağırlık olarak bu bilgisayarın taşımaya çok uygun bir cihaz olduğunu kesinlikle söylemeliyim. Dışarıdan bakıldığında premium duran ve diğer cihazlar gibi kaba olmayan bir tasarımı var. 13.3 inç büyüklüğündeki ekranı gerçekten çok parlak ve kaliteli. Fotoğraf ve video işleriyle uğraşanlar bu ekrandaki renkleri beğeneceğini düşünüyorum aynı zamanda açık mekanda bilgisayar ekranının parlaklığı da insanı mutlu ediyor. Ekran boyut olarak küçük gelebilir ancak yüksek çözünürlük sayesinde ekranı ikiye bölerek yapmış olduğunuz kullanımlar da sizi tatmin edecektir. Ekranın 60 Hz olması bir grubu mutsuz edebilir ancak günlük işçiler için gayet yeterli. Evet ekranda bir çentik bulunuyor. Bu çentik sizi günlük hayatta rahatsız etmiyor. Eğer rahatsız edecek gibi olursa da kendinize şunu hatırlatın. Bu bilgisayarın ön kamerası gerçekten kaliteli. Bu kalite için çentiğe katlanmaya değer. Klavyenin sağ köşesinde bulunan Touch ID'den de memnunum. Çok hızlı hızlı bir şekilde parmağımı okuyabiliyor. Ekran ile klavye arasında bulunan menteşelere gizlenen hoparlörler de gayet yeterli. Nasıl bir kullanıcısınız? Birçoğumuz evinde veya okulunda Windows işletim sistemli ile büyüdü. Siz de Windows'a alışık olabilirsiniz. Yeniliğe ve farklı bir şeyler denemeye alışık mısınız? Yapmak istediğiniz her şeyi yapamazsınız demiyorum. Biraz uğraşarak ya da alternatif yöntemler ile yapabilirsiniz. Uygulamaları kapatmak için sağ yukarıda değil de farenizi sol yukarı götürmeniz gerekecek. Launchpad denilen arayüzde uygulamalarınızı görebiliyorsunuz. Bilgisayarı kapat yerine sistemi kapat demeniz gerekecek. Mac'in kullanımı zor değil. Sadece siz Windows'a alışıksınız. Macintosh'a da alışınca gerçekten çok rahat edeceksiniz. Çünkü iPad ve iPhone'lardan tanıdığımız, bildiğimiz arayüz tasarımı, oradaki kişiselleştirmeler burada da var. App Store haricinde bir yerden MacBook'a uygulama yüklenmiyor diye bir algı var. Bu tamamen yanlış. İnternetten ya da farklı kaynaklardan kolaylıkla uygulama yükleyebilirsiniz. Hatta torrent'ten bile. Elinizde Apple ekosistemine ait farklı cihazlar var ise Mac kullanarak bir şeyler üretmek sizin için çok keyifli olacaktır. iPhone'da kopyaladığınız bir şeyi Mac'te yapıştırabilirsiniz. Mac'e bir fotoğrafı doğrudan iPhone kamerası kullanarak alabilirsiniz. Apple TV'de rahatça bilgisayarınızın ekranını paylaşabilirsiniz. Herhalde benim en çok kullandığım özellik süreklilik kamerasıdır. YouTube için video çekimlerimi iPhone'un kamerasını kullanarak Mac'te bulunan QuickTime Player uygulaması üzerinden yapıyorum. M1 çipli Mac'ler piyasaya çıktığında Intel çipe sahip bir model tercih etmiştim. Bunun en büyük sebebi de bilgisayarlar tarafından bu kadar köklü değişikliklere genelde bir adım geride durmaktayım. Sistem otursun da öyle alırız henüz uygulamaların destekleri bile tam olarak gelmemiştir diyordum. Ancak Apple silikon işlemciler artık olmuş diyebilirim. Her şeyiyle bu bilgisayarlar çok iyi olmuş. Kesinlikle çok stabiller, performanslılar, yeni gelen güncellemeler ile tam optimize bir şekilde çalışıyorlar ve uygulama desteği de istediğim kıvama gelmiş. Malware ve spyware haricinde virüs konusunda hiçbir korkunuz olmaz. Onlar da kolay kolay bulaşmıyor. Azıcık dikkatli olmanız yeterli. Bu cihaz ile o kadar rahat internette dolaşıyorum ki size anlatamam. Güvenlik konusunda bilgisayarında bir Kilogram olmadığını eminim. Beni bir uygulamanın takip etmediğine eminim. Bence bu birçok şeyden önemli. M2 çip çok güçlü olduğu kadar çok dengeli bir şekilde enerji tüketiyor. Tabii ki de ağır işlemler yaptığımda şarjım daha hızlı da bitiyor. Ancak özellikle 4K video render etmek konusunda bu cihaz çok daha az şarj tüketiyor diyebilirim. Fan olmamasının da büyük avantajı var. Zamanında Intel çipler ile Apple'ın fansız bilgisayar denemeleri olmuştu. Ancak Google Chrome'u bile açınca bilgisayarlarda performans kaybı oluyordu. Kesinlikle Apple'ın istediği o kıvama gelindiğini düşünüyorum. Bilgisayarı şarjdan çıkartıp günlük işlerimi yaptığımda bilgisayarın kesinlikle şarjı kalıyor. Ben genelde çok oyun oynayan birisi değilim. Eğer oyun oynarsam da oyun konsollarını tercih ederim. Evet bu bilgisayar ile Windows cihazlarda olduğu kadar yoğun oyun oynayamazsınız. Sonuçta 4090 ekran kartı bu cihazda yok. Olsa da MacOS işletim sistemi için birçok oyun desteklenmiyor. Şarjdayken desteklenen oyunlarda bir kasma ya da donma olmaz ve çok stabil bir şekilde oynayabilirsiniz. Ancak şarjda değilken zaman zaman cihazın oyun performansında düşüşte olabiliyor. Apple Arcade ile güzel oyunlar oynayabiliyorsunuz. Biraz daha mobil tabanlı oyunlar olabiliyor. Ancak ben Apple Arcade'in oyun geleceğinin iyi olduğunu düşünüyorum. Tabi birbirimizi kandırmaya da gerek yok. Eğer oyun için bilgisayar alıyorsanız alacağınız bilgisayar kesinlikle MacBook Air M2 olmamalı. Bir yazılım geliştiricisi olarak MacBook Air M2 alınır mı diye soruyorsunuz zaman zaman. Evet alınır ancak amaları var. Öncelikle geliştirmek istediğiniz yazılım Windows işletim sistemi odaklı mı olacak? Ya da yazılım geliştirirken kullandığınız araçlar, frameworkler, Windows işletim sistemli cihazlarda daha mı başarılı çalışıyor? Benden size tavsiye. Bu bilgisayarı alayım da yazılım geliştirirken Windows'luk işlerimi sanal makinede yaparım demeyin. Microsoft SQL veri lokalde çalıştıracaksanız, Windows Form uygulamaları ya da Microsoft teknolojilerini kullanarak web uygulamalarını oluşturacaksanız hiç fantezi aramayın. Windows işletim sistemli bir bilgisayar alın. Ancak ben mobil uygulama geliştiricisiyim ya da mobil oyun geliştiricisiyim diyorsanız bu bilgisayarı alabilirsiniz. Bu bilgisayar bu tipte yazılımları geliştirirken size sorun çıkartmaz. Ancak daha rahat bir şekilde bu tipte yazılımlar geliştirmek istiyorsanız bu jenerasyonda Pro bir model almanızı öneririm. Dosya aktarımı, video editleme, ve günlük işler konusunda M2 çipin çok performanslı olduğunu düşünüyorum. İşlemleri çok hızlı bir şekilde yapabildiği gibi güç tüketimi de çok az. Aynı zamanda sanallaştırmaya da bu çip izin verdiği için sanal makine üzerinden rahatlıkla Windows kurup bu bilgisayarda Windows çalıştırabiliyorsunuz. Sıradan bilgisayarlar için bu kadar çanta ve kılıf seçeneği asla bulabileceğinizi düşünmüyorum. 2 adet USB Type-C çıkışı sayesinde istediğim her aksesuarı bağlayabiliyorum. Aynı zamanda bu bilgisayarın hem MagSafe şarj girişiyle şarj oluyor olması hem de USB Type-C girişleriyle şarj olabiliyor olması beni çok mutlu ediyor. Bu bir yıllık süreç içerisinde bu cihazın kesinlikle en başarılı bulduğum kısmı taşınabilir olması. Apple ekosisteminin bir parçası olmasını da sonuna kadar hissettiriyor ve ekosisteme ait olmayı seviyorsanız kendinizi mutlu hissedersiniz bu cihazı kullanırken. Çünkü Apple ekosisteminin avantajlarını görüyorsunuz. Windows bir bilgisayardan geldiğiniz zaman biraz bocalayabilirsiniz. Ama çok değil, bir hafta. Ancak alışınca ne kadar rahat ve ne kadar az karmaşık olduğunu anlayacaksınız. Günlük işlemlerde Örneğin denetim merkezinin ve bu cihazın sistem ayarlarının arasındaki ne kadar sade ve fark olduğunu ilk açılışta anlayacaksınız. Günlük işlemlerde şarj konusunda çok başarılı bir cihaz. Bu bilgisayarda 512 GB saklama alanı var. Ancak video işleriyle çok uğraştığınız zaman harici bir saklama alanına ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Günlük ve orta seviye bir kullanıcıysanız kesinlikle diğer cihazların hantallığıyla uğraşmanıza gerek yok. Özellikle Apple ekosistemine ait cihazlarınız var ise saklama alanı verem'i yükseltilmiş bir MacBook Air alıp yıllarca gözünüz kapalı kullanabilirsiniz. Siz M2 çipli MacBook Air hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu tipte bir bilgisayarı almak istiyor musunuz? Yoksa kafanızda bazı soru işaretleri var mı? Bunları da aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin ve bu tipte videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.